Herkese merhabalar. Bu videoda size iç mimarların ne kadar kazandığını, ne kadar maaş aldığını anlatacağım. Çünkü bu bölümü isteyenlerin, okuyanların vesaire en çok merak ettiği konulardan birisi bu. Ve açıklayıcı bir şekilde bu konuya değinmeye çalışacağım. İç mimarların bizlerin maaşlarını etkileyen elbette ki birçok etken var. Bunlardan bazıları tecrübe seviyesi, eğitim seviyesi, işi yaptığı il veya sektörü. Devlette veya kurumsal şirkette çalışan bir iç mimarın özel sektörde çalışan iç mimarlara kadar tabii ki maaş ortalaması biraz daha düşük oluyor. Fakat maaş ortalaması ne kadar düşükse konforu ve çalışma olanakları da o kadar iyi oluyor. Özel sektörde alınan en düşük maaş ile alınan en yüksek maaşın arasındaki skala biraz geniş. Fakat kurumsal ve devlete gelindiğinde çok fazla fark olduğunu göremeyiz. Tabii ki bunları daha fazla böyle sözlü olarak anlatmak istemiyorum. Şimdi size rakamlarla zaten bunları göstereceğim. Size göstereceğim rakamlar elbette ortalama rakamlar olacak. Ama bahsedeceğim her seviye ve sınıfta çalışan arkadaşlarım olduğu için size vereceğim rakamlar oldukça gerçekçi olacak. Aslında iç mimarların sektöre girişi okurken oluyor. Yani staj yaparken oluyor. Staj yaparken de bir maaş beklentisi genelde olmuyor. Çünkü staj esnasında para veren şirket çok az. Genelde kurumsal şirketlerde stajyerlere maaş veriliyor. Fakat özel sektörde bu durum çok nadiren görülüyor. Normalde stajyerlerin alacağı maaş o anki güncel asgari ücretin 1/3 olarak ödeniyor. Fakat dediğim gibi bunu özel sektörde veren pek şirket yok. Bölümden mezun olunduğunda ise, yani yeni mezun kategorisinde olan iç mimarlar için ortalama maaş asgari ücret ve 15 bin lira arası değişiyor. Tabii ki bu videoyu ben şu anda 2023'ün Temmuz ayında çekiyorum ve buradaki rakamlar ve hesaplar tamamen bugünün ekonomisine göre. Burada yeni mezunlara az ücret verilme sebebi ise Türkiye'de çok fazla mezun verilmesi. Normalde arz talebi karşılar mı diye sormak lazım. Fakat burada talep arzı karşılamadığı için, yani üniversitelerin kontenjanları sektöre fazla geldiği için iç mimarlar konusunda biraz yığılma oluyor. Bu da yeni mezun iç mimarların iş bulmasını zorlaştırıyor. Ve tabii ki onlara da yüksek ücret verilmemesinin en büyük sebebi oluyor. Ardından yeni mezuniyetten 2 yıla kadar tecrübesi olan iç mimarlar 15 bin lira ile 20 bin lira arasında alıyor. Şöyle ki benim 2 yıla kadar çok fazla arkadaşım var. En az 50 kişinin maaşını biliyorumdu. Ve o 50 kişinin de ortalama maaşları burada size gösterdiğim gibi. 2 yıldan 5 yıla kadar tecrübesi olan iç mimarlar ise yaklaşık 20 ile 25 bin arasında para alıyor. Bu bakıldığında az mı? Bana sorarsanız evet az. Yani sayısal bölümlere göre ve iç mimarlığında bir kısmının sayısal olduğunu düşünürsek bu ücretler maalesef ki ortalamaya göre, yani meslek ortalamasına göre çok düşük. Ve 5 yıldan daha fazla tecrübesi olan iç mimarlar ise genelde 25 bin liranın üstünde alıyorlar. Ama yine de maaşlı çalışan mantığıyla tabii ki yüksek paralar kazanmak mümkün olmuyor. Kurumsal şirketlere gelecek olursak, size daha önceden de bahsettiğim gibi kurumsal şirketlerde maaş ortalaması özel sektöre göre biraz daha düşük oluyor. Ardından kamu kuruluşlarına gelelim. Yani devlette çalışan iç mimarlarda şöyle bir şey var. Devlette çalışan çok az iç mimar var. Yani şöyle söyleyeyim, şu anda Türkiye'deki iç mimarların %1'i bile devlette çalışmıyor. Yani aslında devlette çalışılabilir mi? Evet, fakat bunun ihtimali bizim mesleğimizde maalesef ki düşük. Size bahsetmiş olduğum tüm bu maaş ortalamaları tabii ki maaşlı çalışanları ilgilendiriyor. Ve iç mimarların yaklaşık %30'u kendi işini yapmayı tercih ediyor. Ve kendi işini yapan iç mimarların tabii ki bir maaş ortalaması veya kazandıkları para ortalaması gibi bir şey söylememiz mümkün değil. Çünkü aylık 20 bin lira kazanan da iç mimar olabilir, 50 bin lira kazanan da iç mimar olabilir, 1 milyon lira kazanan iç mimar da olabilir. Bu tamamen şirketinin büyüklüğüne ve bağlı bir şey. Bu maaş konusu bana çok fazla soruluyordu. Umuyorum ki bu videoyla da buna net bir cevap verebilmişimdir. Eğer mesleğe ve bölüme dair herhangi bir sorunuz varsa yorumlardan iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.